Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Forza'dayız ve mükemmel bir araçla beraberiz. Geç geldi bu video. Hani Perşembe'de gelmişti aslında Peçi'yle. Ama işlerim dolayısıyla anca çekebiliyorum. Arkadaşlar araç Ferrari Portofino 2018 yapım. Bizim ülkede pek görmediğimiz, hatta belki de bir tane var galiba satışta. Bilmiyorum kullanan var mıdır. Ama ben şu ana kadar ilk defa görüyorum. O da Forza'da gördüm. Yani 2 sene olmuş çıkmasına rağmen ama göremedik. Arkadaşlar araba müthişten tasarıma ben bayıldım. Ferrari'nin yeni cesur tasarımına bayıldım. Araç 591 beygir arkadaşlar. V8 çift turbo şarj motor kullanıyor. Hani bunları araştırdım. Şimdi Forza'da özellikler olarak size bir şey göstermek istiyorum. Bunu sadece Forza Ton garajında yapabiliyorsunuz. Forza Vista ile arkadaşlar. Evet. Forza'da böyle bir animasyon mevcutmuş. Aracın üstü açılıyor arkadaşlar. Ama şöyle bir kötü haberim var. Aracın üstünü kapatamıyorsunuz sürerken. Yani Forza size bunu seçenek olarak tanımamış. Aracın üstünü araba kullanırken üstü açık gidiyor sürekli, aynı Ferrari California gibi. Hani bir convertible olarak kullanıyor arabayı. Keşke Forza bir tuş getirse de şöyle açsak. Çünkü işte Spider'lar var. Convertible bir sürü araba daha var şeyde. Forza'da. Onları daha çok hani kullanırdık, eğlenirdik. Ama Forza getirmemiş. Ne yapalım? Arkadaşlar arabamız şu an stok beyaz. Daha yeni aldım. Sağ olsun bizim ekip izlerse tekrar teşekkür ederim. Bunun achievement'ını yaptık. O 200 tane fotoğraf çektik falan. Evet arkadaşlar araba bu. Yani efsane. Şu an favori Ferrari'm. Aracın ben renklerini göstereceğim. Daha değişik başlıyorum şeylere. Videolara artık. Bir yarış yapmak istemiyorum artık, biliyorsunuz. Daha önceki videolardan da. Aracın renklerine bak. Evet aracın üstü kapandı bile. Yani. Burada kapalı. Bu beyaz. Abi ne diyorsun? Abi ne diyorsun? Peki. Klasik Ferrari kırmızısı. Bu. Turuncu gibi gözüküyor ama bu da bordo. Sarı. Abi gri de çok güzel durdu. Yalnız aracın önden bakınca ızgara sanki araç size gülümsüyormuş gibi gözüküyor. Çok tuhaf. Evet. Ben bu arada yapacağım abi. Yani bu mükemmel duruyor. Evet. Aracı stok kullanacağım. Özel motoruyla, kendi sesiyle. Zaten bir şey fark edersiniz direkt. Ancak aracı burada direkt sokağa atmayacağım. Forza şeyindeyiz. Festivalindeyiz. Orada çıkarsam müzik çalıyor ve bu telife giriyor. O yüzden arabayı şimdi hemen dışarıya götüreceğim. Burada tekrardan görüşmek üzere. Yerimize geldik. Aracı otobanda deneyeceğiz. Ama öncelikle söylediğim gibi, bakın sokağa çıktım, hiçbir ayarlama yok. Araç yine üstü açık geldi. Yani arka camlar biraz tuhaf geldi. Şöyle bir detay var. Fotoğraf modunda göstereyim onu da. Arkadaşlar şunu yukarı açılabilirsek. Araç 4 koltuklu arkadaşlar. Peki ben bu arkadaki koltuğa nasıl sığayım? Ya çok zayıf olmam lazım şuraya. Ya çok zayıf olmam lazım. Ya çocuk olmam lazım. Ya da yani ortaya da oturamam. Ya bu arka koltuklar neden var bu arabada? Hani biri bunu bana açıklasın. Nasıl geçeceğim ben öyle? Nasıl rahat edeceğim? Nasıl bir süper araba bu? Sözde GT araba, nasıl satayım? Dönelim tekrardan. Evet arkadaşlar araba efsane ya, tasarım çok hoşuma gitti. Ama işte Forza'da değerlendiriyoruz biz ona göre. Aracın sesi, evet hiç duymadık. Forza yine tembelliğini yapmış, 488 pistadan kopyalamış, direkt yapıştırmış abi arabaya. Birebir aynı ses, motor sesi. Arabanın içi ya çatır çutur atıyor zaten araba motor. Arabanın içi ve Ferrari. Yalnız sağ tarafta da şey var.
İbre var. Çok ilginç. Bak onu ilk defa gördüm. Mükemmel detay. İşte yok ki şöyle paramızla Ferrari yapilelim. Olsun burada görüyorsun. Ona da şükür. Şuna bir. İçeriden ses çok daha güzel. Evet, yavaştan yol alalım. Şu trafik geçsin hemen. Seni bekleyemeyeceğim. Evet, tamamıyla pistayla aynı arabanın sesi. Yapacak bir şey yok. Bu arabada araç, yani yurt dışında hangi ülkede olduğumuza bağlı tabi de. Amerika'da falan 250 bin dolar. Wow. 250 bin dolar onlar için hani tamam yine pahalı ama bizim ülkede ben bir tane fiyata baktım. O da 4 milyon lira mıydı neydi? Normalde 250 bin dolar vergisiz işte KDV'siz vesaire falan ÖTV'siz 1,7 milyon lira falan oluyor galiba. O civar oluyor ama işte vergi binde o binler 4 milyon lira arkadaşlar. Ferrari'nin sözde en ucuz arabası. Bizim ülkede yine buçuk yani. Şurada durayım. Kalkış yapayım. Araç 7 vites. Top speed deneyeceğim otobanda. Haydi bakalım. Vites geçişleri gerçekten çok güzel ama. Tatmin ediyor yani baya. ...160. Araç tamamen stop unutmayalım. ...310. Ha, şu virajı... ...bilmem de bu geldi. Devam abi. 333-340'a görmek istiyorum en azından. Stop motorla. Yok gitmiyor. Gitmiyor. Saldım. Orada gidecekti aslında. Biraz yokuş aşağıydı. Burada yokuş yukarı tırmanıyor araç. Yemedi. 591 beygir var. Araç biraz ağır galiba. Tam özelliklerine bakmadım da. Şöyle bir özelliği var aracın. Motorunu değiştirmek isterseniz Ferrari FXXK'nin motorunu alıyor. V12 hibrit. Yani araştırdığıma göre çok fazla ne yapıyorum beni? Çok fazla şey yokmuş hani oyun içerisinde bu motoru kullanabilen çok fazla araç yokmuş. 3-4 tane varmış. Hangileri bilmiyorum şimdi. Yalan söylemeyeyim. Ama o açıdan yani büyük avantajı var. Aracı modifiye etmedim. Normalde yarışa giderken hep böyle aracı modifiye edip öyle gidiyordum. Ama bilmiyorum yarış yapmak pek aslında biraz ara da verdim yani. O siniri, o öfkeyi biraz attım üstümden. Tekrar belki yarışlarda araçla deneyebilirim. Ama böyle yeni araçları da böyle chill, yavaş yavaş denemek de çok hoşuma gidiyor benim. Yani ona siz karar verin. Eğer yarıştan geri dönmesini istiyorsanız bir şekilde ben de araya birkaç tane yarış videosu atarım. Güzellerinden. Evet. Şimdi şöyle bir detay daha var. Oyun İngiltere'de geçiyor. Ve sürekli yağmur yağıyor. Yaz olsun, kış olsun. Sürekli yağmur yağıyor. Diyelim ki yağmur yağdı. Üstü açık arabam var. Ya ben bunu nasıl kapatamıyorum? Niye Forza böyle bir şey yapıyor? Yok mu yeni? Telefon numarası falan yok mu? Burada CEO'suna şey atalım. E-mail şey atalım. Telefonla arayalım. Tamam, ölüme dikkat etmedim. Biraz basayım ya.
Konuşurken yavaş gidiyorum hep. Aman 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 aman. Bir şey yok, bir şey yok. Ama vites geçişleri çok tatmin ediyor ya. Araç arkadan iter. Klasik Ferrari. Korkuyorum bir yandan spin de atmayayım diye. Yapma bunu. Gittik çarptık BMW'ye. Alışamadım tam arabaya yani. Dönüşler çok ağır. Yani virajda aracın önüne gidiyor ama arkasını takip etmiyor. Bak. Gidiyorum. Dışarı doğru gidiyorum sürekli. Olsun şekli yeter be. Stok haliyle bu kadar gidiyor. En sevdiğim yerden geçiyoruz. Oo. Şöyle tena bir yer bulalım, videoyu bitirelim. Şu ileride kasaba gibi bir yer vardı galiba, küçük. Evet, Collide yarışının başladığı yer. Orada bitirelim. Otopark vardı orada. Giriş buradan mı? Oradan gireriz. Mazda'nın yanına park edeyim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yeni Ferrari'nin, daha doğrusu 2018'ci, biz yeni gördük. Yapacak bir şey yok. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.